Efendim, zaman matinesine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. E şöyle bir düşünelim. Zaman hayatımızdan neler aldı? Artık çoğumuzun televizyonun üzerinde o dantellerden yok. Belki sandıklarınızın içinde burçlar da kalmadı. Bakkallar açık kolonya satmıyor. Araf sabunları o güzel köpüklere binip of diye gittiler. O şeffaf poşetlerde püsküitler, püsküit arası lokumlar yok. Yok derken yanlış anlamayın. Bunlar artık hayatımızda pek yok. Peki o zaman olanlar bugün yoksa biz ne yapıyoruz? Hak o zamanlara gidiyoruz. Zaman matinesi sizleri 1982 yılına götürüyor. TRT haftada iki gün renkli yayına başlıyor. Dünyanın bugüne kadar en çok satan albümü Michael Jackson imzalı Thriller yayınlanıyor. Dünya Kupası üçüncü kez İtalya'ya gidiyor. Ve genç bir delikanlı yönetmen koltuğuna oturup hepimizin bildiği Çiçek Abbas filmini çekiyor. Zaman matinesine Sinan Çetin konuk oluyor. Hoş geliyor, sefalar getiriyor. Gümrük Muhafaza Memuru Mehdi Bey ve ev hanımı Şevket Hanım'ın 8 çocuğundan biri olan Sinan Çetin 1 Mart 1953'te dünyaya geldi. Babası Mehdi Bey'in görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli kasabalarında öğrenim gören Çetin Ankara'da üniversite hayatına başladı. Burada Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olan ünlü yönetmen yavaş yavaş hayatımızdaki unutulmaz eserlerde ismini göstermeye başladı. Zeki Ökte'nin yönetmenliğini yaptığı Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olan Hanzo'da yönetmen yardımcılığı yaparak Beyaz Perde'ye adımını attı. 1977 yılında yönettiği kısa film Halı'nın Türküsü ile Moskova Film Festivali'nde En iyi Genç Yönetmen ödülünü aldı. İlk filmi Bir Günün Hikayesini 1980 yılında çeken Çetin, 1982 yılında hafızalarımıza mıh gibi çakılan Çiçek Ambas filmiyle dikkatleri üzerine çekti. 1985 yılında çektiği 14 numara isimli filmle Altın Portakal ödüllerinde en iyi yönetmen ödülünü alarak ismini geniş kitlelere duyurmaya başladı. Sırasıyla Berlin'in Berlin, Baye, Propaganda ve Komser Shakespeare filmleriyle ismini Türk sinema tarihine Altın harflerle yazdıran Çetin, bu süre zarfı içinde sayısız reklam filmine imza attı. Gönlümüze vizörüyle taht kuran Sinan Çetin, daha nice güzel filmlerle bize dokuban dileğiyle hoş geldin. Hoş geldin Sinan baba. Hoş geldin. İnsan kendini böyle seyretmesi çok tuhaf, enteresan. Çok teşekkür ederim bu. Estağfurullah. Yalnız zaten karşımızda yönetmen olunca sanki yönetmen bize bir komut verecek de evet, biz evet, e, harekete <laughs> geçeceğiz gibi hissediyorum. Bir de onun da öyle bir şeyi vardır, uyu vardır ya. Hadi, 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 ee, hadi, hadi Hasan, e, hadi hadi. Ama gerçekten hayatımda en çok kullandığım kelime benim hadi. Yani bütün hayatım boyunca belki hadiden başka bir şey demedim. Hadi. Tamam üç iki bir de başlayalım. Hadi. <laughs> Bunu sette çok kullandığınız için herhalde artık günlük hayatınıza da sirayet etmiş oluyor. Şöyle oluyor. ...güzel bayan... ...sete gidiyorsun... ...eğer sen hadi demezsen... ...orada kameraman duruyor... ...orada işte ar direktör duruyor... ...oyuncular orada duruyor... İşte ...ve gerçekten sen hadi demezsen mesela... ...bir kere onu denedim ben... ...Müjde Ar'la bir film çekiyorduk Çirkinler de Sever... ...sen dedi çok konuşuyorsun Müjde bana... Yani ...sen çok bağırıyorsun insanlara falan... ...ben de 27 yaşında falan genç yönetmenim... ...tamam dedim bir kere deneyelim yani... ...ben diyeyim hiç kimseye bir şey söylemeyeyim... ...bakalım ne olacak... <laughs> ...ve... Bağırmayayım, çağırmayayım yani. Öyle bekledik. Öğlen oldu falan. <laughs> Gene bekledik. Yok. ay bekliyoruz yani. Yönetmen bir şey diyecek ya bulacak. Sonra tabii yani olmadı yani. İlyas Salman bir eşeği çekecek hani öyle bir sahne. Yani kalk bir enerji koymazsan kimse eşeği falan çekmiyor yani. Öyle bir set, set dediğimiz yer öyle bir yer. O çekecek. zaman hadi dedin. Hadi diyorsun. <laughs> hadi diyelim biz de. Buyurun. Sinan Çetin bir memur çocuğu. Evet. Hayata bir memur çocuğu olarak başladı ve e, herhalde bütün memur çocuklarında olduğu gibi Türkiye'nin bir sürü e, ilini, ilçesini dolaşmıştır. Bütün bunlar memur çocuğu olmak. <laughs> az önce söylediğin gibi nasıl bir şey bir iki memur çocuğu olmanın sanat hayatındaki etkisi? Vallahi sen bunun en acı şeyi çok fakirdik abi biz memur çocuğu olarak. Ben hep <laughs> Ya düşündüm. bir şey sözünü keseceğim bir saniye. Bizim eee yani böyle bizim beyazlıkta ee, ve bizim gibi yakışıklı e, konuklarla <laughs> hep konuştuğumuzda şu oldu. Ya, çok fıkaraydık çok diye başlıyoruz. Şimdi, ama bak biz ama ben en çok üşüdüğümü hatırlıyorum. Soba vardı ve o sobaya hani hayvanların e, pisliğini kururucu, onun adı tezek oluyor. Tezekleri toplardık, tezek yakardık ve şimdi buradan dolayı hani fakirlik edebiyatı yapmak istemiyorum. Türkiye fakirdi. Yani gerçekten bugün e, optionlar ülkesi yani burası. O kadar çok seçeneğin var ki. Hani ne yiyesen, yediğin arkanda yemediğin önünde falan durumu var. Yani Türkiye'de şimdiki şeyi görüyorum ben. E, soğuktan üşüdüm bütün çocukluğumda. Ve annemin nohut filavından başka da bir şey yemedim yani. Bana soruyorsan, hani memurluk nedir diye. Me memur çocuğu olmana rağmen. Yani şimdi memurluk da bir aslında şey ha, ya, evet bir yani. statü evet, ya aynı evet, zamanda. Doğru. Ona rağmen... Böyle bir hayat. Evet, ama biz 7-8 tane çocuğa bakmış benim babam. Zaten şimdi onu düşünüyorum. O memur maaşıyla bizi nasıl büyütmüşler yani. Yolları atmışlar herhalde. Büyümüşüz yani. Yani kendi kendimize olmuş. Çünkü o maaş çok küçük bir maaş biliyorsun. Yani memur çocuğu. O dönemde zor ulaştığımız bir şey. Ve evet. Kıymetli de bir şey. Ne olursa olsun. Tabii tabii. Ben çok memnunum yani. Bir ben şerke, arkadaşlarım ara şey diyor. Ulan sen niye hasta olmuyorsun hiç? <laughs> oğlum zaten bütün hastalıkları geçirdik oğlum. <laughs> Bitti hepsi. Yani, yani o kadar bağışıklık kazanmışız ki soğukta e, işte yani sert koşullardan gelince İstanbul'da bir şey olmadı yani. Gerçekten az hasta oluyorum ben. mikroplar falan zaten böyle bir büyüye gelince nedir kardeşim <gülüyor> ya? <gülüyor> Çekelim gidelim bu adamın yanından. Bununla mı uğraşalım? <laughs> Yürüyüp gidiyorlar. Olabilir yani. Ne bu pis herifin teki bunda uğraşamayız diyorlar. Çünkü o kadar çok. <laughs> Sinan Çetin'in hep bir siyah beyaz görüntüsü vardı. Evet. Siyah giyinir. Hele e, saçlarda kırlaştıktan sonra böyle bir siyah beyaz görüntü. Ve enteresan son dönemde sinemasına da siyah beyaz yansımaya başladı. <laughs> siyah beyaz sahnelerle karşılaşmaya başladık. Böyle bir, bir hafif bir siyah beyaz. Hafif hani e mi o siyah beyaz? E şeyin e, mesela kağıtta da... Ha, siyah beyaz mı? Değil abi. Siyah beyaz ya. Ya biraz renklerin hmm. şey, sahnesini al. Ne? Afiyet yani. bir kırık var. şey hmm. e, Amerikalı kızın girişi. Ha, o siyah beyaz doğru. Siyah beyaz yakışıyor. O Amerikalı kızla sen sana çok teşekkür ederim. Bu adam büyük bir adam. Kalktı geldi Allah'ın dağına ve zaten <laughs> vefa borcum var. O yüzden buradayım çünkü. Borcun olmasa gelmeyeceğin yani. Vallahi gelmezdim. Sanmıyorum. <laughs> Dörtten orayı getirin. <laughs> Çünkü o bana ne derse yaparım yani artık. Çünkü nereye gel derse gelirim. Bir de zaten hani gelirdim. Yani sen bu hani güzel adam sınıflaması <laughs> var ya o onlardan birisi. O yüzden evet. var mı? Sizden bir soru alayım. Ben mi sorayım? <laughs> e hadi sor. O zaman tamam ben Hasan e abi. O zaman sen... Benim soruyu sen sor 17 yaşında. Tamam ben Çünkü oraya bir türlü gelemedi için Hasan abi şey yapamadım ben. <laughs> Giremedim araya. Tamam kız araya. bir yadı, hadi. <laughs> Siz 17 yaşında yönetmen olmaya karar vermişsiniz. Ha, evet biraz erken de evet. Yani tıbbı bırakıp evet. Ne, sanat tarihi bölümüne girmişsiniz. Bu Çünkü ailenin... üniversitede dolaşırken bu ben yürürken bu salak diye beni işaret ediyorlardı. Ben biliyorum yani. Çünkü tıp en yüksek puandı. Hani 580 falan. Sanat tarihi 125 mi öyle bir puandı. E deli misin? Ben git. <laughs> ben gittim Medettin Cömert vardı. Allah rahmet eylesin. Çok severdim. Hocam dedim beni sanat tarihine alabilir misiniz? Nasıl yani tıptan buraya mı geçeceksin? Evet dedim ben çünkü tıp okuyamıyorum çünkü kan görmek istemiyorum. Bir de zaten ben Rönesans'ı falan merak ediyordum yani resim hani ışık falan. O kadar sevindi ki adam hemen aldılar beni. <gülüyor> aldılar <gülüyor> yani kolay kolaymış öyle demek ki. Şimdi geçiliyor mu bilmiyorum öyle geçiş var mı? Daha parlak bir öğrencinin orada olması da belki hoşlarına gitmiş olabilir. Vallahi gerçi. açıkçası şunu söyleyeyim ben e, sınıfa girer girmez çok mutlu oldum. Bütün hocalarımla arkadaş oldum. Günsel Ren de vardı. E, Bedrettin Cömert vardı. Filiz Hanım vardı. Yani onların hepsi değerli entelektüellerdi. Ama güzel bir okulmuş. Şimdi düşünüyorum ben. Ben mesela kendim üniversite kurdum. O kalitede insanlar yoktu. Yani kimseye kötü bir şey söylemeyeyim de. <laughs> o değerli insanlar yoktu evet. yani. Peki ailenizin tepkisi ne oldu buna? Yani tıbbı bırakıp sanat tarihi okumak istemedi. Onlar aslında... <laughs> Benim babam şimdi cennettedir ve ona gidip birisi dese ki senin oğlan ne yapıyor yani? O da der ki eczacı o e e e e kafaya şey takmıştı yani eczane açarsın. Eczane dükkanın tıp onun öyle anlıyordu. Yani eczacı ilaç satarsın para kazanırsın güzel evladım dedi. Ona güzel dedi babam yani babama gidip sorsan sen cennette benim oğlan eczacı der. Eczanede şey eczası var der öyle biliyordur ya yani benim yönetmen oğlum falan görmedi yani öyle 18 yaşında. Öyle Ama o, Şimdi o yaşlarda, yani 17 yaşında birisi buna karar verecek. Sonra da e, tabii bir aşamadan e, bir çıraklık aşamasından bir ezilme aşamasından geçiyor insan. Yani şimdi ustalarla karşılaşıyorsun, ustalarla çalışıyorsun falan da. Şimdi 24 yaşında ödül almak ne demek ya? 24 yaşında mıymışım? Tabii Tabi tabii. Çiçek... tabi. tabi. Şeyde e, ben... atmıyorum değil mi? Yok atmıyorsun. 24 yaşında bir kısa filmi ödül alıyorsunuz ilk, evet. ilk ödül. O film kayıp ama. Yani TRT'de yayınlandı. Onu bulsana bana sana ödül vereceğim. Halı türküsü kayıp onu soruyorsanız eğer. Tamam. Evet, Hemen e, buradan arkadaşlara şey yapalım. Ee, ne de, rica edelim. Onu inşallah şeyden TRT'den bulalım. Ne olur vallahi ne olur bu. Adı neydi? Dur. Nevzat Şenol sundu Halı türküsü. Biz hep beraber oturduk seyrettik. Nevzat Şenol diye bir arkadaşımız vardı. O da öldü. Şimdi dedi halı türküsünü seyredeceğiz. Biz yapan ekip olarak oturduk, alkışladık falan. Seyrettik. Çok beğendik falan. Sonra bir daha görmedik filmi. Yani o filmi biz ilk ve son orada gördük TRT'de. O zamanlar negatif de yokmuş demek ki elimizde. Olduğu gibi kopya vermişiz TRT'ye. Şeyde e, a, a, okulda akademide falan da mı yok? yok. Ee, Sami Şekeroğlu'nun. Onlara da çok büyük bir arşiv var. TRT'de bir bulsanız şu filmi ya. Bence bulunur. Bulalım. Şimdi, şey yapacağız. Aşıksan vursaza, köförsen kaza. <laughs> Bu cümle sana ne hatırlatıyor? bir Şey dedin içeride uzun uzun sorular soruyorlar. Biraz bayılıyorum dedin. O yüzden de kısa kısa sorular. Hissiyoruz sorular ha, şu ha. an. Ne, bu Abi ne şöyle, hatırlatıyor? Şöyle, bu Şenerle İlyas arasında bir iki şoför arasında atışma sahnesi yapacağız. Asistanlarım vardı. Muzaffer hiç durmazla, Ahmet Sezerer. Onlar gittiler e, minibüslerin arkasında. Bunlar gerçekten yazıyor. Yani minibüslerin arkasından topladılar o yazıları. Hı -hı. İlyas sen şunu söyle, Şener sen şunu söyle diye onları dağıttık oraya. Fakat bu sahneyi ben çekerken bunun bir ileride herkes tarafından bir daha bir daha seyredileceğini bilmiyordum açıkçası. Ve e, ağızlarda da e, pelesenk olacağını evet, bilmiyordum. Evet. Bilmiyorduk. Çünkü o bizim oradaki Ali Bey çektik. Ali Bey köyün dolmuşların arkasında yazıyordu hı hı. o laflar. Belki hala vardır o laflar. Ya bilmiyorum. Her yerde var. Bütün dolmuşlarda vardır, şimdi bir olabilir. de şeyde yazılıyor, içeride yazılıyor. Böyle sözlerle dolu. Bu tatlı sloganlardan. Tabii tabii her yerde. Şimdi bizim bir arkadaşımız var Batu. Sokaklara çıkıyor ve gelen konuklarımızla ilgili halkımıza sorular soruyor. Batu tekrardan sokağa çıktı ve bu sefer de Sinan Çetin'i sordu. Hep birlikte izleyelim bakalım. Vatandaşlar sizin için ne demiş? Sinan Çetin'in yapımcılığını yapmış olduğu Avrupa Yakası dizisini seyrettim mi abi? Seyrettim. Kimi seviyordun en çok orada? En çok Aslı'yı seviyordum. pijamayla <laughs> gezen karakter vardı ya. Gafur. Aynen Gafur. Gafur. Evet. Burhan'ı severdim. Burhan. Şahika'yı severdim. Tabii ki Burhan. Volkan'la işte Aslı'nın arasındaki diyaloglar beni çok, çok güldürüyordu. Çiçek Abbas filmindeki en unutulmaz replik hangisidir? Aa, aşıksan Bursa'sa, şoförsen Bas kaza Herkese benden şey Şakir'e yok. yok ne baş demek şakire Şakir? Ne demek Şakir'e yok. Ne değil? Mahmut mu değil? <gülüyor> 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 Aşıksan Vursa'da şoförsen <laughs> bas, gaza. Baza, bas kaza. kaza. Aşıksan Vursa'da şoförsen bas, bas baz kaza. İşte bu. Propaganda. Çiçek Abbas ve Komiser Shakespeare gibi unutulmaz evet. filmlere imza atan Sinan Çetin'in hangi filminde rol almak ister? Shakespeare'de rol almak isterdim. evet. Komiser, komiser Çiçek Abbas en meşhur olan evet. evet. Propaganda. Shakespeare'de rol almak Bunlar... isterdim. Çiçek Abbas'ta yer almak isterdim. Yalnız e, akılda kalıcı olarak Propaganda filmi de çok ilgimi çekiyor. Çiçek. çiçek Abbas. Çiçek Abbas. Sinan. Seviyorlar <laughs> seni ya. Eyvallah ya. Ben de pek beklemiyordum ama çok memnun oldum. <laughs> Ellerine sağlık, bir sürü güzel başarılı işe imza attın. Bir de şu var, e, siyah beyaz dedik ya, Sinan Çetin e, lafını esirgemez, e, sözünü esirgemez. Bu e, filmlerinde de, e, çektiği eserlerde de öyledir. Lak diye dobra konuşan bir adamdır. Bunun e, bedeli vardır bir şekilde. E, Diğerini de vardır. Ama bunu tercih ediyor Sinan Çetin. Yani doğru bildiğini... ...doğru bir şekilde söylemeyi tercih ediyor. Ee, ama karşımıza çıkan işler de hep kaliteli, hep içi dolu, zımba gibi işler oluyor. Ki bunlar e, matrak işler olsa dahi. Şimdi biliyoruz ki babacığınız, Allah nurlar içerisinde yatırsın... E, ...gümrük muhafaza memuru, propaganda deyince neler hatırlatıyor sana? Çünkü senin en güzel filmlerinden biri de propaganda, babanın... bu e, Muhakkak o hikayenin içerisinde bir şey var, e, yeri var. Evet. Kemal'in son filmiydi biliyorsun. Yani Kemal Sunal'ın o üniformayı giyip bizim senin de geldiğin Platon'un bahçesinde onu görünce... ...ben babamı gördüm zannettim. Yani o kadar çok aynı. Çünkü babamın, senin de fotoğrafı gösterdin ya oradaki babamın at üstünde böyle bir aynı kıyafeti var. Biz dedik ki e, kostüm yönetmenine bunu giydir getir. Yani aynısını yaptılar getirdiler. Bence de propaganda da Baba ya yani Kemal çok büyük katkıda bulundu. Ben onunla çok mutlu oldum çalışırken ve çok iyi arkadaşımızdı yani Kemal. Dün Allah ben. rahmet eylesin. Ee, çok önemli oyuncularımızdan birisiydi evet, Kemal evet. Sunal. Biz Kemal'le çok güzel bir zaman geçirdik. Yani keşke yaşasa da keşke hep beraber çekseydik. Ve düşünüyorduk yani 3-4 tane daha işimiz vardı. Benim çünkü kafamda babamla yapacağım bütün işleri Kemal senle yapayım bari dedi. <laughs> Tamam dedi ya hepsini yaparım arka arkaya fakat işte kader yani. Peki, Peki as Dur be benim burada <laughs> bir şeyim var. yani soruları minik Bir sorum soruyordu. var tamam, Arada. Tamam, tamam, tamam Tamam. Tamam. Konuşmuyoruz değil mi? Ne yapmıyoruz? Konuşmuyoruz yani. Konuşmuyoruz. Ha sana. tamam sonra cadılık yapmak yok yani. <laughs> Hasan abi benim soruyu yedim falan filan demek yok. <laughs> tamam. Abicim. E, şimdi bir taraftan baktığımızda Yaşanmış hikayeler gibi, özellikle propaganda, Çek Abbas falan. Ama e, işte kağıt gibi de e, kurgu diye, evet. şeylerinde var. Kağıt da gerçektir ya. Yok. Kağıt da gerçek hikayedir yani. o Zaten onu soracağım. Hı. Şimdi bunların hepsinde, evet Sinan Çetin olmasa da bir şekilde bir Sinan Çetin var. Ya Sinan Çetin'in geçmişine ya da geleceğine bir atif e, var. Ya da o dönemlerin bir içsel sorgulaması var. Benim e, anladığım bu. Yanlış mı anladım bilmiyorum ama e... Yok doğru anlamışsın. Yani ben aslında kağıdı seyrettiğin için sana minnet borcum var çünkü o filmi kimse seyretmedi. Yani en sevdiğim filmimdir bu arada. Hı -hı. Çok severim, çok beğenirim ve bu yayını seyredenler bu akşam YouTube'dan açıp seyrederlerse çok mutlu olurum. Bizim ilk filmimizi yaparken bütün babamın evini sattık işte, abimin daha doğrusu. Bütün parayı yatırdık filme. Fakat bir tane Müzeyen diye bir kadın. Cavidan mıydı Müzeyen miydi? Kadının adını ben filmde Müzeyen koydum ama orijinal adını hatırlamıyorum. Kağıt nerede diyor? Ya baba işte yaptık yani. Siz diyor bunu niye çekim iznı almadan çektiniz? O ne lan? Tarihi yani? söyleyelim aman. 1900 1970 78 78 79 ya diyoruz biz bilmiyorduk ki çekim yani bir insan resim yapmadan evvel şiir yazmadan evvel gidip izin devlete al. izin al yani biz bunu sanat zannediyoruz ya Gittik çektik geldik yani <laughs> kimle izin alacağız yok dedi yani önce çekim senaryosunu gönderecektiniz izin alacaktınız ona göre çekecektiniz o zaman öyle bir kanun varmış e dedik yani şimdi dedi bu filmi dedi biz onu sokamazsınız ka çünkü kağıt ka ka lazım kağıt lazım. Kardeşim o kağıdı alamıyoruz biz. Zavallı Fikret Hakan gitti kadına çiçekler aldık. Böyle Fikret Hakan hatırlarsın. Hafif kekeme ama şiirler okuyor kekeme olarak. Kadını etkilemeye çalışıyor. Kadın mıh. Kovdu Fikret Hakan'ı da kovdu. Bizi de kovdu. Sonra neler yaptık yani. Alamadık kağıdı alamadık. İşte büyük bir zarar ettik. Bak şimdi anlatıyorum işte onları. Eyvallah. Ben bu propagandaya geri dönmek istiyorum da. Kemal Sunal'a nasıl... ...karar verdiniz. Çünkü yani o... Mesela biz filmi izlediğimizde ben en azından Kemal Sunal'dan başka biri olmazmış gibi yani tam kast dedikleri şey belki de o. Evet çok yakın arkadaşınızmış ama neden Kemal, Allah, Sunal? Kemal Sunal? Ben onu bir şöyle tamamlayayım Bir de çok popüler bir isim. Yani evet. sanki gelecek film o, o popüler filmlerinden birisiymiş gibi Ken evet. ters köşe yapıyor bize. Evet, evet, şey evet e, Kemal'in Kemal hiç bir komiklik yapmadığı, hiç yapmadı yani, hiç yaptırtmadım istemedim yani hani bence de en, Ender yani daha daha doğrusu tek, tek film galiba. Evet, evet. Benimle bildiğim. Bence de çok iyi bir deneyim. O yüzden deneyim. muhtemelen Kemal. biraz da mıh gibi kazındı aklımıza. Biz şimdi bir kadar Kemal Sınav'dan bahsetmişken bizim sinemada iz bırakanlar köşemiz var. Ee, orada yine büyük bir ustayı konuk edeceğiz. Hatta siz o ustayla aynı filmde oynamışsınız Erol Günaydın. Ah. Hep birlikte Erol Günaydın'ı izleyelim o zaman. Oh, çok enteresan. Geçmiş olsun neniz var? Oy! Heh! Sançım! Acemi bir şoförün eline vermiş bir maçına. Oy! Geliyor, buluyor, buluyor, buradan doğru geliyor, geliyor, buraya çarpay buraya, oy! Geliyor aşağı, çarpay oraya! Hacı Nabudan bir gıvrili ciri çarpay oraya, çarpay buraya, çarpay! Kimi zaman da arkama doğru çarpay! O bunu Ha şimdi celi ya, celi 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 celi. Uy bak çarp ha buraya. Uy çarp ha buraya. Çarp ha buraya, çarp ha çarp ha. Uy bağırdım bu bütün vücudumu kaplıyor. Kafana da çarpıyor mu? Sus yahu, ayıp. Öyle bir celi içi, ne bir hain celi içi. Uy, yap. Şunu da çok, ne de çok. Uy.

kendi çektiğin filmlerde de oynadın. Aslında başka filmlerde de yok rol ya, aldın. Yok ya ben pek oynamadım ya. Faktiniz var var. Ee, var. Şimdi oyunculuk senin için ne ifade ediyor? Yani sen yönetmensin. Evet. Gel git hadi başta falan filan. Mesela sen çok iyi bir aktörsün. Sen bunu biliyorsun. Ben onu bilmiyorum. Biliyorsun. Ama şunu <laughs> bilirim ben. Sinan Çiftin bana telefon açar. Hasan dükkandayız hadi gel. Bak niye, <laughs> niye dükkandasınız? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Sormam. Bir önemi yok. İnsanlar... Birbirlerine muhabbet duyduklarında, bir arkadaşını sevdiğinde niye diye sormaz. Giderler, evet Sebebi gider. nedir diye sormaz. Ya da e, Sinan, ya nasıl bir program yapıyorsun, bu programı ben seyretmedim, şöyle demez. Atlar gelir, e, kaç defa, ya dükkanda toplandık hadi gel. Hop gidiyorum, birileri var, <laughs> diyorum ya baba benim canım sıkıldı, ben gidiyorum. <laughs> Mesela böyle şeyler yaşıyoruz. <laughs> Ama o e, muhabbetin bir şeyi derdi. Yani. Pizza güzeldi yani. Mutlu ederdi bizi onun da. Ya bütün arkadaşlarımız gelirdi, Hı -hı. toplanırdık. Öyle bir ambiyansı vardı Cihangir'in. Oradan Kemal dedin ya hani Hı -hı. niye Kemal? Hı -hı. Kemal de orada Hasan gibi arkadaşımızdı yani. Hani ben gidip de Kemal gel propaganda var diye demedim. Kemal oradaydı yani. Zaten gözünüzün önünde. Evet. Kemal tamam. dedim bak benim babamın böyle bir öyküsü var. Ay, tamam ben oynayayım onu İyi dedi ya. Güzel <laughs> dedi yani. Resmi falan da gösterdim. Sonra Şener Şen'i oynasın istedik biz karşısında. Hı hı. Şener herkesi reddettiği gibi onu da reddetti. Evet. Biz Metin Akpınar'ı aldık. Metin abi sağ olsun geldi. O da çok güzel yaptı hı. işini. Şener Şen'i <laughs> 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 hala... kızgın kızgınım bu arada. Belki pişmandır o da. Hala, hala... Hiçbir herhalde, yerde oynamıyor herhalde. Hiç evet. Hiçbir oynamıyor. şeyde oynamayacak. E, Allah ömürler versin. E, güzel e, filmlerde, güzel eserlerde ona görmek istiyoruz. Hmm. Tabii bir de Sinan, Sinan Çetin ne yapsın kardeşim. Yapın. Evet. Abi yapmıyor yani anlamıyoruz ki. O da pişman olmuş olabilir ama Sinan Bey belki? Sonra olmaz sonra. olmaz o. <laughs> olmaz o. Oyunculuktan konu açılmışken başka bir şekilde sor, sorayım ben. Şimdi sizin tabii ki birçok arkadaşınız var, ustalar var. Ama yeni e, henüz tanınmamış ama bu işi yapmak isteyen ve filmlerinizde oynatacağınız oyuncuları seçerken peki neye dikkat ediyorsunuz? E, sonuçta Evet, kast var, karakter var. Oyunculuk eğitimi almış olmasına dikkat ediyor musunuz? Bu konuda nasıl yaklaşıyorsunuz gençlere? Vallahi bu oyunculuk eğitimi alımına dikkat ediyor musunuz böyle cımbızla çekiyorum. Bir tek oyunculuk eğitimi almışsa çalışmak istemiyorum. Yani oyunculuk eğitimi almamışsa benim için şahane bir yüz. Şah, yani güzel bir yüz. Zaten sinemada her şey demek. Hı hı. Mesela bu adama bakınca görüyorsun ki iyi bir adam. Yüzüne bakınca bir filozofluk var. Gülümseydiği zaman tamam bu adam bu rolleri yani yüzü güzel bitti. Hı hı. Şimdi Hazan oyunculuk eğitimi alsaydı mesela bence berbat olurdu. Şu elini nereye koyacağını falan şaşırırdı. Tabii. Saçma sapan hareketler yapardı. Biz de buna sinirlenirdik yani ne biçim şeyler yapıyorsun. Çünkü oyunculuk eğitimi ne inanmıyorum ben. Çok net söyleyeyim yani. Ya abi dükkan dükkan böyle... açtın şey yaptın. Evet. Yani, <laughs> yani şey oyunculuk eğitimi e, alınsın ama e, bunun çok belirleyici olmadığını ben oyunculuk şey açmadım. <laughs> yani oyunculuk okulu açmadım. Sinema okulu. Evet, yani çünkü sinema okulu açtım. Onun da amacım şuydu yani o okulda hiçbir şey öğretilmesin. Direkt film yaparken ne yapılıyorsa yapsından ondan öğrensinler. <laughs> da öğrensinler aslında. Okulun hedefi oydu yani film yapmaktı. Anladım. Sinan Çetin'in filmlerine baktığımızda, eserlerine baktığımızda az önce de söyledim. Eserlerinde sözünü sakınmıyor. Peki Propaganda ve diğer e, filmlere baktığımızda bu toprakların kokusunu alıyoruz. Yani o film bizi kendi içine e, veriyor. Biz, biz istemesek de. Onun bir cazibe şeyi var. Mesela Türk aydını olarak tanımlanan bir kesim var. Ve e, kendi kokusuna, kendi toprağına, yabancı ve bundan da e, neden haz etmez? Böyle bir şeye niye kendini uzak hisseder? Ya da o tadı, o kokuyu aldığında niye rahatsız olur? Çok ilginç bir soru bu ya. Ben bunun yani uzun uzun düşündüğüm bir konu bu. Yani Türk aydınının ıı, bir sen bir bir travması var. Yani o travmanın batıllaşma ıı, öyküsüyle alakası var. Batıllaşmak istedik biz. Yani hep bize beraber batılı olmak istedik. Yani çok da normal. Doğuluyuz ama. <laughs> yani doğuluyuz ama batılı olmak istiyoruz. Şimdi çok batılı olmak isteyenler o kadar çok batılı olmak istiyorlar ki doğulu taraflarından utanıyorlar. Halbuki kendi doğulu tarafında da barışsan bir problem yok. Yani bir yandan işte doğuluyuz kardeşim diyeceksin. Bir yandan da teknolojiyle, işte uygarlıkla, batıyla temas halinde olacaksın. Şimdi bu ikisinin kavgasına dönüşünce ama bazı mesela benim filmlerimde ben Türk milletiyle barışık yaşıyorum. Hani Türk milletine karşı gerekli zaman eleştirmek de lazım. Yani gerekli zaman da durumumuz budur yani. Hani fazla da Türk'ün Türkiye propagandasını yapman alemi yok. Bu travmadan kurtulamadık. Yani bu Türk aydınlığının en büyük travmasıdır. Batılı olmak ister ama bir türlü olamaz. Doğu'ya giden hani öyle laf var ya Doğu'ya giden trenin içinde biz batıya doğru koşuyoruz diye. Yani biraz o e, sol elle sağ elin yani hakikaten aynı vücutta birbiriyle kavga etmesi gibi bir şey. Ya evet. bu ikisi birbiriyle uyumlu olmadıktan sonra evet. hayat çekilmez hale gelir. Evet. Mahvoluruz ama nedense bunu tercih eden ve böyle yaşayan bir şey var. Bunun çok evet. iyi örneğini sanarsan, lafını kestim. Şimdi ben bu insanlarla, bu insanların adını bilemiyorum. Yani batılı aydınlar diyelim, ama bu tanımlamıyor. Ben Turgut Özalı çok severdim. <laughs> tamam. Barış Manço'yu da çok severdim. Kemal Sunal'ı da çok severdim. Şimdi iyi, sıkı dur. Ama bir yandan da bu batılı Aydınlar'ın arasındayım. Ya işte hep böyle bir ortamdayız. Ben Turgut Özal'ı çok severdim. Yaşarken hiç diyemedim. Barış Manço'yu severim de diyemedim. Kemal de severim diyemedim. İnan bana hepsine ıyık yaptılar böyle. Ben, mesela Barış Manço'ya ben 14 numaranın müziğini yaptırdım. Kime yaptırıyorsun müziği? Barış Manço. Oo, abi Barış Manço. Ben çok severim falan. ıyık diye ses çıkarıyorlardı. Şimdi düşünüyorum ben gerçekten yani cenazesinde yani milyonlarca hmm. insan vardı. O ıyıkın yani ıyık sesinin arkasında bu batılılaşma... sen de Barış yedi dil bilen en batılı adam da aramızda. Yani, kibir mi var acaba bir taraftan da onun arkasında? O ıyık şeyinin İyık, arkasında. Yani ben Barış Manço dinlemiyorum. yani Ben mesela ne din dinliyorum? Yani ne bileyim ne dinliyorsa artık. <gülüyor> <gülüyor> yani Barış Manço'yu küçüm. Küçüm sesliyorsun da ne kazanıyorsun? Yani, yani. Kemal Sunal'ın da mesela ben Kemal'le bu filmi çekerken hı -hı falan yaptılar. Ya yaptılar. Al. ya yaptılar ben bunu çok yani, yalan söylemiyorum. Bu insanları tanıyoruz yani. Eyvallah. Aynen öyle. Ne, ne diyelim ee, güzel bakışlar, güzel hissedişler dileyelim ee, olursa olur. Bu güzel sohbeti bir haber ve bölmek zorundayım. Malum zaman matinesi yapıyoruz. Bakalım bu hafta arşivimizden neler çıkmış. İstanbul İstinye parkurunda yapılan koşuya çeşitli bölgelerden çok sayıda atlet katıldı. Oldukça kötü hava koşulları altındaki yarışta İstanbul bölgesine bağlı bazı atletler 10 bin metre büyük erkekler yarışını kendilerine yeterli ilgi gösterilmediğini öne sürerek başlangıcında terk ettiler. 7 kategoride yapılan yarışmalarda 1000 metre yıldız kızlarda İstanbul bölgesinden Filiz Gül, 4000 metre büyük bayanlarda Ankara bölgesinden Raziye Tiryaki, 4000 metre yıldız erkeklerde Konya bölgesinden Erdem Şerbetçigil, 6000 metre genç erkeklerde Sivas bölgesinden Aydın Ergültekin, 8000 metre orta gençlerde Ankara bölgesinden Sefahet birinci oldular. İzlediğiniz 10000 metre büyük erkekler yarışının başlangıcında İstanbul bölgesine bağlı atletlerin yarışı terk etmelerinden sonra bu kategoride ilk 3 dereceyi Ankara'lı atletler paylaştı. Nikmet Ayaz 31-39'luk derecesiyle birinci olurken Ahmet Altun 31-42'lik derecesiyle ikinciliği, Ali Çelik de 31-44'lük derecesiyle üçüncülüğü elde ettiler. Bu yarışmada bölgelerde Ankara 6 puanla birinci olurken ikinciliği 15 puanla Zonguldak, üçüncülüğü de 36 puanla Bursa bölgeleri elde ettiler. Kulüpler arası sıralamada ise MTA 6 puanla birinci oldu. İnan baba burası İstanbul'muş ya. İzlediğimiz yer İstanbul. Ama sanki daha başında koşturan birileri var ne şey var, stat var ne İstiyye. koşma parkuru var. İstinye çok acayip. Senin e, bir Cihangir e, sevdalısı olduğunu biliyoruz. <laughs> Yok ya Cihangir. Yani bir zamanlar <laughs> mı diyelim bilmiyoruz. Cihangir senin için ne ifade ediyor? Yani senin orada e, ...platoyu kurduğunda ve evinin de hatta Cihangir'de olduğu dönemlerde nasıl idi? Şimdi nasıl? Vallahi ben, ne? Bir kere Hasan ben Cihangir sevdalısı diye kendimi isimlendirmek istemem <laughs> çünkü ben Cihangir'den kaçtım bayağı. Ayaspaşa'da oturuyordum. 1975'te İstanbul'a gelince yer kiraladım ve çok mutlu oldum orada. Ve o evi de satın aldım sonra. O kadar güzel bir evdi ki yüksek tavanlı falan. Oraya Yaşar Kemal'den Onat Kutlar'a yani Hülya Koçyiğit'ten işte herkes geldi oraya. Yani öyle bir evdi orası. Ee Orada oturduğum için gittim dedim ki emlakçıya baba dedim bak bahçe katı yer yani zeminde bahçesi olan bir apartman altı var mı sende? Abi dedi ne biçim bir şey istiyorsun? Ha bir de dedim ki boğaz da görsün. Bahçe katı en alt kat bir de boğaz manzarası. Yok böyle bir şey bulamazsın dedi. Sonra aradan aylar geçti. Abi dedi böyle bir yer buldum dedi plato. Gittim ne kadar dedi 45 bin lira. 45 bin lira falan yoktu yani o zaman. Aldım dedim burayı ben. 45 bin lira sonra yani bir yerden çalıştım, kazandım, verdim, aldım orayı. Sonra platoda etrafımda ne görürsem almaya başladım. Çünkü ben öyle e, hareket ettiğim için devamlı set, film, gürültü, patırtı. Komşular da devamlı oluyor, Sinan, Çetin ne oluyor falan diye bağırıyorlar. yani Hop hop falan. Ben de komşular rahatsız olmasın diye onların etrafındaki her yeri satın aldım. Yani... <laughs> Komşu olmuş olmasın etrafta diyor. O yüzden benim Cihangir'de bazı yerlerim var. Yani yoksa bir emlak merakım falan yok yani. Allah'tan iyi filmler yapmışın, evet. iyi hı. para kazanmışsın yoksa komşulardan zopayı yiyecektin evet. neredeyse yani. Tabii tabii. Biz film çektiğimiz için film yani filmciler bela insanlar. Hı hı. İşte ışık koyuyoruz, birisi bağırıyor. İşte dayak sahnesi var. Polis geliyor, ne oluyor lan burada diyor. Abi dayak sahnesi. <laughs> <laughs> Osman sınavın bir sözü var. Filimcinin girdiği yerde ot bitmez diye. Aynen. Osman tamamen haklı. Yani ben olsam <laughs> evime filmci sokmam yani. Peki e, şeyi soracağım size. bu şimdi son zamanlarda dijital platformlar bayağı ön plana çıktı. Artık zaten kimse televizyonda izlemez hale geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani vallahi, sektöre nasıl bir katkısı oldu ya da sektöre köstek mi oldu aslında? Valla bence gelişmeler her zaman yani ben gelişmeci bir insanım. Yani gelişmelerden yana bir insanım ve çok yararı olduğunu düşünüyorum. Medyanın yani televizyon dışında gelişmesi gayet yararlı bir şey. Ve YouTube, ben de bir YouTube kanalım var. Hani yıllar, belki de ilk, ilk biz açtık. Platon'un içeriklerinin olduğu bir YouTube kanalı var. Çok da memnunuz. Orada işte bütün yaptığımız filmler var. Sen Deli Duran'da oynadın mı? Yok. tamam. tamam, tamam. Yok Benim... başka bir, e, biraz kilolu bir arkadaşım vardı o oynamış ola... <laughs> olabilir belki <herkes> bilmiyorum. Hayır <laughs> Kadir birle karıştırmadım seni yani onu söylemek <laughs> istemiyorum. Ama dedi Duralı sen çok yakışırdın ya. ya ama Nasıl geç... almadık seni? Abi sen de, de hep yani? geçmiş gitmiş filmlerde şey yapıyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman verecektin umudu. E, hadi yani. diyecektin, gel diyecektin. Ee, biliyorsun. Ama seni nasıl almadık? Şimdi onu düşünüyorum. Bilmiyorum, Bilmiyorum bak, seni biz Kuzu nasıl gibi almadık? adamım biliyorsun. Ya Hasan, bak biz şuradayız. Hadi atla gel. Tabii e, tabii. Biliyorum. Ay, şu anda yani. ben Kadire çok kızdım. Buradan duysun yani. Sen Hasansız nasıl yaptın onu ya? Bilmiyorum. Çünkü onlar abi. yazıyorlardı. Ama sen şey yapmışsın abi. Ee, Ama benim akımla aklıma geldi. onu, abi o zaman hiç vaktim yoktu. <gülüyor> 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 evet, iyi bir şey yani YouTube kanallarının olması çok güzel bir şey. Ve her türlü gelişmeden yanayımdır. Hı hı. Yani böyle istemezlik yaptırmayızcık değilim. Karşıyım. Zaten dünyada iki tür insan var. Bir şikayetçiler var. O beğenmiyor, bunu beğenmiyor, onu hı. beğenmiyor. Ben onlardan değilim. Bir de yapanlar var. Helal olsun diyenlerdenim. Yani yapana helal olsun diyenlerdenim yani. Bir şey söyleyeceğim. Biz de yapana helal olsun diyoruz. Senin yaptığın ve gerçekleştirdiğin filmlerinde... ...sistem eleştirisi, tansür eleştirisi insanın kendi kendini eleştirmesi, içinde bulunduğu toplumu yahut da... Yani bir şekilde Sinan Çetin'in bir derdi var ve o dertli insanlarla paylaşmaktan zevk alıyor. Alırken de bundan çekinmiyor. Bunun Doğru. bedelini ödedin mi? Ödedim ödedim. Ödüyor musun? <laughs> Çok ödedim. Nasıl bir şey bu? Abi mesela bu şöyle bir şey. Sen bana merhaba de. Merhaba Sinan de. Merhaba Sinan. Oo. Bunu gördüm ben. Yani yok artık. Bunu gördüm yani. Merhaba dediğim adamlar bana sırtlarını döndüler ve şimdi o yıllarda yani bu ülkenin aydınları da aslında bir tür kabile refleksle yaşıyorlardı. Yani o yıllarda e, ben marksizme karşı bir eleştiri getirdim. Dedim ki yani bu yaşayan bir sistem olamaz. Çünkü insanın yaratıcılığıyla elde ettiği fabrikayı elinden alıp da devlete vermenin neresi güzel? Yani sen oturup çalışıyorsun mesela bir tane bardak fabrikası yapıyorsun. Gel lan buraya diyoruz. O fabrikadan seni atıyoruz. Oraya bir devlet memuru koyuyoruz. Bardağı devlet üretiyor. Bu mudur dedim yani. Sosyalizm dediğiniz bu buysa hiç güzel bir şey değil. Yani yazık değil mi Hasan oturmuş bir <laughs> fabrika kurmuş, eğilmiş, kalkmış, şunu düşünmüş, buraya desenler düşünmüş. Bunu Hasan yapmış yani. <laughs> Sen Hasan'ı oradan atıyorsun, oraya kravatlı bir adam oturtuyorsun. Ve bunun adına devletleştirme veya işte sosyalizm diyorsun. O zaman diyorsun. filmleri de yapsın, senin yerine Öyle sinemayı da çeksin. Tabii, yaptı zaten. Yani devlet sineması oldu, devlet kültürü oldu, Sovyetler Birliği'ni hatırla. Bütün bir Sovyet sistemini hatırla. Bu hayattaki bireyin varlığını bir kalemde sildiler. Yani müzik de öldü, sanat da öldü, sinema da öldü. Hatırlayın yani Sovyetler Birliği'nden herhangi bir film hatırlıyor musun? Stalin övgüsünü yapan dışında. yani O o filmler bile olmadı ya neredeyse. Şimdi ama netice itibariyle e, e, filmlerinde, eserlerinde bunlara yer veriyorsun ve e, şu oluyor o zaman. Şimdi bu ya abi niye olsun bu adam fikrini söyledi. Fikrini söylerken sana hakaret etmedi, sana bağırmadı, sana küfür etmedi, bir şey demedi. Evet. Sinan böyle düşünüyor. Sinan düşüncesi doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama bu ne? Bu ne abi? O nasıl bir şey? Mesela açıkçası bunun adına bence bağnazlık denilebilir. Aynen abi, bağnazlık. Çünkü zaten bu insanlar daha sonra e, beni affettiler, platoya geldiler, e, çalıştık beraber. Ben de onları affettim. Ama o aralar banladıkça yaptıkları yani. Evet. Döndüler yani. yani bana sırtlarını. Linç kelimesinin tam karşını yaşadım. Yani bayağı yıllar sürdü. E, 14 numarayı yapmıştım. En iyi yönetmen ödülü almıştım ve ondan sonra 3 sene işsiz kaldım. O yüzden ben evet. reklam yönetmeni oldum. Yani Tabii o yok, zaman o... şeye gidelim mi artık? Bu evet, çok yol, derinlere bu, daldık. Bu derinlerden biraz komedi köşemize gidip Orhan evet. Boran'la bir yukarılara doğru çıkalım mı Hasan evet, ha, Bir tebessüm edelim ya. Biraz şey olduk. Ge gerdik kendimizi hiç. Hadi bakalım. Bugün evden çıktım. Hava çok bozuk. Ee, üzerinde bir deri ceket var. Belki dört tane düğmesi var bu tarafta. İçinde deri yelek var. Sekiz tane düğmesi var. Ceketin düğmesini hesaplarsanız aşağı yukarı on yedi, on sekiz tane düğmenin içine soğan gibi üst üste giyinmişim. Hava soğuk. Evden çıktığım zaman karşıma bir çocuk. Valla kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Boyu bu kadar. Amca saat kaç dedi. Kol saati bozuk tamire götürecektim. Ta pantolonun saat cebi tabir ettikleri yuvada oturuyor. Şimdi çocuğa saatin kaç olduğunu söylesem orada 15 dakika uğraşmak lazım o üst üste düğmeleri çözmek için. E çocuğa saatin kaç olduğunu söylemesem yanlış örnek alacak. Bir kötü davranış olacak. Üşenmedim bir dakika evladım söyleyeyim dedim. Evvela deri çekidimin, paltomun düğmelerini açtım. Ondan sonra ceketin düğmesini açtım. Ondan sonra yeleğin düğmelerini açtım. Bakın neler çekiyorum. Saat yuvasından saat cebimi çıkarttım. Dedim yavrum saat 11'e 20 dakika var dedim. Ne dese beğenirsiniz bacaksız. Saat 11'de burnumu yedemez mi? <laughs> evet. Şimdi siz siz böylesine bir burun ziyafetine davet olsanız kızmaz mısınız? Ben de kızdım. Çocuk koştu önden. Ben koca adam kovalarım arkasından. Kulağını çekeceğim yakalarsam. Ama tabii o küçük benden hızlı koşuyor. O koştu ben koştum, o koştu ben koştum. O bir taraftan köşeyi döndü. Aradan birkaç saniye geçti ben köşeyi vardım. Ben köşeyi dönerken şişman yapılı bir adamla bodoslamadan küt diye çarpıştık. Adam dedi ki beyefendi dedi. Maşallah yaşınız bir hayli ilerlemiş. Niye böyle koşuyorsunuz yavaş yavaş gitsenize de, dedi. Aman beyim dedim bildiğiniz gibi değil. Çocuğun biri saat 11'de burnumu yedi... dedi onun için koşuyorum dedim. Adam cep saatini çıkarttı baktı. 18 dakika var kardeşim yavaş yavaş gitsen yetişemiyor musun da koşuyorsun böylesine dedi. Bunlar bir dönemlerin esprisi, <laughs> mizahı. E, günümüzün mizahını da belki 20 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra, bunlar ne diyorlarmış ya falan filan diyeceğiz. Şimdi de başka bir şey yapılıyor. Ama sen ee, filmlerinde mizahı da kullandın. Mizahla aran nasıl? Ben komedi filmleri yapmayı çok seviyorum. Aslında aslında ben ben bildiğim tek şey aslında benim komedi. Fakat böyle dertli şeyler anlatayım derken yani komediden uzak kaldım. Şimdi bir tane yapacağım ama. uzun yıllar o, o şey yaptın, televizyon dizisini evet. yaptın. Ee, gayet güzel de e, aklımızda kalan, gönlümüzde kalan kahramanlar da oradan çıktı. Avrupa'dasın Yine... diyorsun evet şeyler. E, Dili bize Pelasenek olacak bir sürü söz de oradan çıktı. E, artık e, demek ki bir şey bekliyoruz. Bir daha bir. Yok yok ben kendim yöneteceğim. Şimdi Avrupa Yakası bir diziydi. O Gülsen'in eseriydi sağ olsun. çok Ha güzel. film yapacaksın? Ha film yapacağım. Komedi. Aa, süper. Seni çağıracağım ama. <laughs> Bu sefer Hasan abi. Hayır ben gene giderim ve gene o filmde olmam. Montajda <laughs> 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 Bilmiyorum. Yani benim ya, şöyle şölesi, ben anlatayım hikayeyi. Yani. altın makas Hasan yapıyor. Abi, niye attınız? Şimdi şöyle Amerikalı kız filminde ben kendim deneyerek yapıyorum. Yani yazılı bir şeyim yok elimde. Hasan'ı, e, Nuri Bey'i, Umur Turaga'yı ve Cemil abimi masaya topladım. Siz dedim anlatın deneysel bir şey yapıyorum. Bunlar da anlatmaya başladılar ve güzel anlatıyorlar. Yani en çok Hasan konuştu tabii. Hani en tatlı dilli o olduğu için. Tabii. Ve güzel konuştuğu için ben de çok mutlu oldum. Yani bunların konuşmasının arasında benim elimdeki filmi koyacağım. Hı -hı. Koydum. Güzel de oldu. Fakat oldu dört saat. İlk bunu attım. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten şimdi bak ikimiz birbirimize benziyoruz bir şekilde. Şey olarak yani beyazlarımızdan dolayı benziyoruz ki bakmıştır yani kendisi gibi görmüştür Tamam anlamıştır. Hasan bu? Ya bir şey olmadı, Zaten o Umur, yani Umur Nuri Bey de onlara da attım. Onların da hiç dert ettiği falan yok. Zaten o gün oturup bir şeyler yedik, dağıldık Hasan ama Hasan abinin içinde çok bir yok sağ olsun. O gün ama e, şeyler eee özgaralar yaptı. Bize e, şey kendi elleriyle böyle sofralar falan hazırladı Aa. sağ olsun. Güzel bir gün geçirdik. Orada. Bir de güzel muhabbet ettiler. Ya aslında bütün bunlar şeyi var, bahane. Muhabbet için bir bahane aynen, aynen. Yani sen bir senaryo şey yapıyorsun. Hasan diyorsun, geliyorum. Orada birileri var. Sonra oturuyoruz. Orada bir muhabbet tabii, ıı, tabii. ortaya çıkıyor. Çok da güzel de orası durusu. Şey o, maksat o. O muhabbetten özellikle aynen, o keyfi aynen. almak başka bir şey değil. Sinan Bey, siz yani şimdi genç yönetmenlerin hep büyük ustalarla çalışmak gibi bir hayali vardır. Siz ama genç yaşınızda o kadar aslında büyük başarıları imza attınız ki neredeyse büyük ustalar aslında sizin gibi bir yönetmenle çalışmak istediler. Lezzetli. Ee, sizin de yani yine çalıştığınız bu ustalardan biri de Kadir İnanır. Kadir İnanır'ı böyle bir role nasıl ikna ettiniz ve sizce aktörlerim aktrislerin kuralları olmalı mıdır? Bala... Ne ne kıyafetiydi o ya? Şey, pabuk prenses miydi? Neydi? <laughs> şey, kraliçe. Kraliçe. Nasıl kraliçe? Şimdi biz aslında Kadir pırıl pırıl bir çocuktur. Yani bir de yani Kadir İnanır'ın kendi efsanesinin dışında hafif de mahçup da bir çocuktur Kadir. Yani hiçbir zaman bir de terbiyeli bir insandır. Yani sette yönetmen e, git şuradan atla deyince atlar yani. Öyle Hı -hı. bir çocuk. Git Kadir şu kraliçe kostümünü giy gel dedim. O da giydi geldi. Yani hiç aklımdan onun da geçmedi benim de geçmedi. Yani bu Kadir İnanır etek giydi falan öyle bir kavram bizde olmadı. Bunu kim fark etti biliyor musun? Biz onu olsa da ben öbür stüdyoda film gibi çekiyordum. Yani aynı zamanda o filmi yönetiyorum. Gidip Fatih Aksoy geldi. Sinan dedi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum dedim ya. <laughs> Oğlum bu Kadir İnanır değil mi dedi. Evet dedim. Lan etek giydirmişsin adama dedi. <laughs> ben baktım evet dedim etek giydi. Kraliçi kostümü yani. Oğlum dedi yani bu dedi büyük bir olay. Fatih benden daha iyi bir yapımcı hı hı. kafası var yani. Öyle mi dedim nasıl büyük bir olay? Lan oğlum Kadir'in onu etek giydirmişsin. <laughs> Allah Allah falan dedim. Ama o zaman da geldi geçti. Ben zaten hı. sonra anladım ki Reha Muhtar bizi televizyon kanalında çağırıp da etekli falan gösterip de Kadire vay be koskoca Kadir etek giydi falan deyince anladık ki biz bir olay sosyolojik bir olay içindeyiz yani. O evet. zaman anladık. Ama yani. neticede e, sen bir yönetmensin. <laughs> diyorum ya Sinan Çetin de hadi ya. dediği zaman buna hayır diyebilecek e, adam yok ne kuralı koyacaksın yani bir gün bakkal oynuyorsun bir gün Hı -hı. kral oynuyorsun bir gün e, yani ayı kılına giriyorsun bir gün işte yani, yani her şeyi her her oynuyorsun yani. zaten. ne kuralı koyacaksın o zaman kuralı yönetmen koyuyor. mi koyar yok yo, yani eser yani neyse o eser hikayeni e, istiyorsa onu yapacaksın diye Hikayen kendisi yani zaten kural koyan bir oyuncunun aslında şeye ben, yani sıcak Kar gibi bir şey. Yani kural evet. koyan oyuncu nasıl oyuncu olacak ki? Yani nasıl bir, yani ona göre nasıl yapacağız yani? Aynen ne öyle <laughs> hikayenin gerçekliğini zaten evet. nasıl vereceksin o zaman? Ee, Sinan Baba şeyin sonuna doğru sohbetin sonuna doğru geliyoruz. Bir taraftan da e, eserler e, bastın. Hem e, kendi Sinan Çetin kitabım vardı, Kocaman, böyle bir kalın bir kitap. Onu bana hediye etmiştin. Teşekkür ederim. Hem de senaryoyla ile alakalı e, gençlere Onların önüne açacak okula gitmeyen ama merak eden e, gençlere de büyük bir ustanın kitabını e, şey yaptın bastın. Bunlar e, senin eğitim faaliyetlerin. Sinan Çetin gençlerle olan ilişkisini, e, eğitim ilişkisini onlara yaptığı abili devam ettirecek mi e, yoksa ya bu artık e, yeter beni e, yordu e, ben bunu bir şekilde devrediyorum mu diyor. <laughs> Vallahi. Ben artık biraz gençlerden abilik istiyorum. Çünkü yani beş senedir Ya çok falan... güzel dur. Bunu bir daha şey yapalım. <laughs> yani gençlere abilik yapmak değil de gençler bana bir abilik yapsın artık. Biz filmler çekiyoruz gelsinler el atsınlar falan. Kimseye bir şey öğretmek istemedim ben hayatımda. Yani öyle bir insan da değilim öğretici falan. Ama adımız hocaya çıktı. Yani ben hoca falan değilim aslında. Yani sadece işimi yapıyorum. O işi yaparken insanlar bakıyor ha böyle yapılıyormuş diyor. Şöyle küçük bir şey anlattı bizim onu anlatayım. Bizim ışıkçı... E karısıyla konuşuyor. Diyor ki akşam diyor bu set uzar diyor. Saat gece dört falan gibi gelirim. Akşam yemeği bekleme diyor. Sonra duyuyor sette bağırıyor. İşte yönetmen kimdi oğlum diyor. Oradan bağırıyorlar. <laughs> Sinan Çetin diyorlar. Ha akşam yemeğe gelirim üç saat sonra evdeyim diyor. Kapatıyor. <laughs> o biliyor ki ben üç saatte onu yaparım. Çünkü onu biliyor yani. Adam diyor ki bunun kamera buraya. Çekilecek şey belli. İş belli yani üç saat bile fazla ama o akşam yemeğine yetişti çocuk. Peki sizin var mı böyle genç yönetmenlerden takip ettikleriniz? Sinemasını seviyorum dediğiniz? Seren Yüce diye bir isim var, çok beğeniyorum. Ondan var. sonra e, çok beğendiğim yani insanlar var, fakat bir anda kafam durdu. <laughs> ya, bu de de şimdi yani. Hangisini söylesem ötekine ayıp olur yani mu? Çok, çok çok iyi yönetmenler var. Yok ama yani sizin... Gerçekten var, çok beğeniyorum. Hı -hı. Ali Atay'ı çok beğeniyorum. Hı -hı. Yani hem oyuncu hem de aktör, süper Hı -hı. buluyorum yani. Evet. Ben senaryolarını çok beğeniyorum. O, yani. Çok çok yönetmen var yani. E sizin o zaman, gibi bir ismin aslında gençlerden çok var demesi beğendiğim aslında çok güzel. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Gerçekten bizim zamanımızda hem reklam dünyasında hem Yeşilçam'da... yönetmen sayısı gerçekten beşi geçmiyordu Hı -hı. yani zorluyorduk geçmiyordu. Ben tam 20 sene beş kişilik bir gruptuk yani arkadaş grubuyduk yani ya o çekiyordu ya ben çekiyordum ya o çekiyordu ya ben çekiyordum yani. Hı -hı. Şimdi e, çok büyük bir potansiyel var. Yani yönetmenlerin çektiklerine be, bakıyorum. Bir kere hayran kalıyorum yani. Hı hı. Yani eskiden hayran kalmazdık. Kıskandığımız bir yönetmen vardı reklam dünyasında Ali Tara. Ama şimdi herkes çok iyi yani. Çok beğeniyorum. Baba ayaklarına sağlık. Ha bitti bu. Hadi. Dur. Eyvallah. Bir dakika. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok, çok ederim. teşekkür ederiz. Biz bugün burada bir büyük ustayı, Sinan Çetin'i ağırladık. Sinema konusunda. Bunun hayatı konusunda, toplumsal mevzularda biraz e, böyle hafif tatlı sert biçimde bir sohbet yaptık. Umarız size güzel vakitler geçirtmişizdir. Önümüzdeki hafta bir başka misafirimizle beraber e, olmak üzere hoşçakalın. Efendim programımızın sonuna gelmişken bu hafta size Adnan Şen sesle veda ediyoruz. Bu büyük kustayı rahmetle özlemle anıyoruz. Küçük yaşta aldın sazı elime elim Küçük yaşta aldım sazı elime elim Dertli dertli buldum sazın teli